küçük gece kondu evimiz vardı. Kiremitli, damlı, yani akan, fakirliğin ama dostluğun bol olduğu bir zaman. Bu sokağın başından öbür sokağın başına en fazla 6 hane vardı, 7 hane vardı. Yani işte Ali'lerin evi vardı, Mehmet amcaların evi vardı, Hasan amcaların evi vardı. Yani bizim sonuna kadar 5 aile vardı. Sokağımız burası, 3 sokak. Bu 3 sokağın yolunda sağ tarafta temel atılmış bina var şu an. Ben orada doğdum, büyüdüm. Tabii her evde iki ağaç vardı. Mesela bizde dut vardı, incir vardı. Yanımızda ayva vardı, öbürkünde elma vardı. Yani herkesin ağacı vardı. Hani ağaçsız bir ev yoktu. Hani herkesin ağacı vardı. Hani bizde de dut varsa onda armut vardı, onda elma vardı. Yani herkes herkesten yararlanabiliyordu. Zaten Yiğit lakabıyla anılırdı. Laz Mehmet, Çerkes Hasan, yani Adanalı Mehmet, benim babam yıllarca Adanalı Mehmet olarak geçti yani. İşte Bakkal Hamit, Tokatlı Hamit, ne bileyim Kastamonu Hasan abi. Yani bunlar hep Yiğit lakabıyla anılır modeli gibiydi. Öyleydi yani. Hiç kimse kimseye sen Kürtsün, sen Alevisin, sen Sünnisin falan diye bir şey yoktu. Olmazdı yani. Zaten mahallenin büyükleri vardı. Ya bizim yanımızda Koreli Cemal abi vardı. Bunlar Kore'de, Kore gazisi yani. Kore'de ölmedi. Ölülerin arasından öldü diye toplandı. Canlı çıktı. Yani benim evimin bitişi Koreli Cemal abi. Yani Koreliydi yani. Deli değildi ama esintiliydi. İşte Ahmet abi vardı onun oğlu Varna. O da Allah rahmet eylesin. Komşuda pişer bize düşer modeli öyle yaşardık yani. Kokusu gelirdi, verilirdi, biz onlardan yerdik, onlar bizden yerlerdi. Kapılar açıktı, hırsız yoktu, arsız yoktu, hiçbir şey yoktu. Akşam olur toplanılır, o komşu ona gelir, öbür komşu ona gider. Büyüklerimiz hep örnek alınacak insanlardı. Yani hep doğruyu gösterirdi. Hep hemen şunu yapmayın, şunu yapın. Yani bize iyi şeyler yapardı yani. O abiler, o amcalar falan. Karşımızda Bakkal Hamit amca vardı evimizin karşısında. Yani şekeri, kaynana şekerini bilhassa. Oradan görürdük. Şeker bile yoktu o dönemde. Az ileride Eyüp amca vardı, yine bakkaldı. Kırmızı telefonu vardı, tuşlu. Yani haberlerimiz hep oradan gelirdi, hep oradan giderdi. Dostluklar vardı, her şey güzeldi. Yani bir haber gelecekse bir yerden o bakkal Eyüp amcaya gelirdi, herkes beklerdi. Yani bir nevi eski televizyon dizilerindeki vadedeki hayat gibiydik. Yani vadedeki hayat dediğim işte... Adam vardı, karısı vardı, köpekleri vardı, ayısı vardı. Hepimizin köpeği vardı, hepimizin kedisi vardı. Hepimizin kuşları vardı, hepimizin kedileri, köpekleri, her şeyi vardı yani. Ben Niyazi amcayı hatırlıyorum, ufacık boylu, fotoğraf şapkası vardı. Bu at arabası vardı, at arabasının arkasında o su tankeri vardı. Yani işte 500 litre mi alır artık, ne kadar alır. Evlere, iş yerlerine su verirdi. Şimdi sular, çeşmeler vardı ama akmıyordu. Akıyordu, akmıyordu. Bak şu caddede bir şurada çeşme vardı, hemen şuradan aşağı. Kıbrıl hemen sağ, şu yol ağzı yok mu? Şeyin, deryanın karşısı. Bir çeşme orada vardı, bir çeşme arkada vardı şeyin. Şu arka sokağın sonu. Yani burada iki çeşme vardı, şu arkada iki tane, üç tane vardı. Vargeller zaten vargellerdi yani, bu vargeller oluşu, vargellerin su oluşundan. Herhalde 7-8 tane çeşmemiz vardı.
Su biz yıllarca, işte babam fıçı yapardı, 3-4 fıçımız vardı. Yıllarca o fıçları doldurduk biz. Yani hiç boş kalmazdı. Yani babam şu kadar açık görse boş derdi yani fıçıya, koca fıçı. Yani suyumuz öyle temin ederdik. İşte hiç tenekeler, babam kova bile yoktu yani, teneke, yağ tenekeleri. Babam onları yapardı. Her türlü taşırdık biz, yani yağmur kışı yok çünkü su ihtiyacı evde. Çeşmeler yok o zaman, yani 80'e kadar doğru düz çeşme gelmedi buralara. Yani yok gibi bir şeydi. Deniz adı şu an site karşımız. Çocukluğumuz hep orada geçti. Herkesin orası piknik alanıydı. Yani şu ekte gidersin içi, şu parkın olduğu yer, caminin olduğu yer. Herkes atlar önümüzden koşardı işte. Piknik yapardı, at seyredik. Bizim çocukluğumuzun en güzel şeyleri atlardı. Yani at yarışının burada olmasıydı. Yani kapı buradan açılmadı ama hep gördük. Top oynardık, denize giderdik mesela. Biz çok yüzerdik, sudan çıkmazdık. Hala da öyleyiz de. Yani o zamanlar hep en büyük zevkimiz top oynamak, denize girmek. Kamyonlar vardı. Bindik o Doç kamyonlar eski dediğimizi. Onlarla semt turu atardık. Yani bizim en büyük mutluluğumuzdan biri oydu. Veya şurada ahırlar vardı. Hemen şurada. Mehmet Tani yerinde. 1970'ten daha aşağı. Atları çıkartırlardı. Sabah yüzmeye biz onlarla beraber yüzerdik. En büyük zevkimiz de oydu. Bütün aileler toplanırdı buradan, kalkardık pikniğe giderdik, yani yüzerdik, çocuklar yüzerdi, annelerimiz işte börekler yapardı, yani herkes bir şey yapardı, herkes onda börek, onda başka bir şey, herkes değişik değişik şeylerle takılırdı. İyi günlerdi, güzel günlerdi. Biz mahalle olarak karşıda Ayrıca'da da vardır, bilmiyorsunuz bilmem, Sivri'de derler. Bizim mahallemizin adası da orası, biz oraya Ayrıca'sı deriz. Yani kum kapalı Sivri der, bebekli Ayrıca'sı der. Yazsa da der, herkes bir şey der. Biz hayırsız deriz. Biz yıllarca o adaya çok gittik mahallemizin amcalarıyla. Yani buradan tekneleri atlardık, 3-4 tekne, 5 tekne. Ailelere şey yapardık, piknik adada. Gerekirse birkaç gün kalınırdı. Yani öyle planlarımız vardı. Yani büyüklerimiz her zaman bize iyi örnek olmuştur. Her zaman bizlere iyi şey vermiştir. Tek de arkadaşımızın babası vardı, İsviçre'de işçiydi. Tek taksi, yani şu caddede tek araba. Bir de bizim sağ başların, bizim evi sattığımızların önden çalışmalı bir kamyonu. Ne o, Doç mu oluyor? Yani her sabah iterdik onu işte yani. İki tane araba vardı şu cadde üzerinde, başka araba yoktu yani. Hani zaten tüplüğün önünde hep vardır ya, çekil araba geliyor hani bir araba kazası olacak. Yol bomboş bir araba var, gelip bana çarpıyor. Hani çekil yani. Kaza oluyor, öyle bir şey yok. İşte Lale Sineması, Neşe Sineması, işte Kulüp Sineması, Yeni Doğan Sineması. Tabii yani hep aileler, hani komple hep aileler giderdik. Hani bizim o zaman arkadaşlık şeyimiz fazla yoktu. 8-9 yaşında olduğumuz için yani bizi tek gece çıkartmazlardı annemiz, babamız yani muhakkak veya abilerimiz. Babalarımız çalışırdı. Gariban diye bir şey yoktu. Hani olmasa bile komşular verirdi, yerdi, içerdi herkes yani kimsenin bir sıkıntısı yoktu.
kandillerde. Alırdık işte yağ parası, mum parası. Yani herkes verirdi. Yani paranın veya şeyin önemi yok. Önemli olan kültürün önemiydi yani. Ramazanlar daha renkli olurdu. İşte o zaman ne olurdu? Şey yoktu mesela, televizyon yoktu. Biz televizyonu 74-75'te gördük. Yani her şey çok güzeldi. Bayramın bir anlamı vardı. Kalkıyordu herkes, giyiniyorduk temiz temiz. Tıraşı olmuş, işte camiye gitmeler. Ondan sonra büyüklerin elleri öpülmeler. Yani bunlar hep yaşadık. Ya genelde şeker olurdu. Yakınlık derecesine göre para olurdu. Ama genelde şekersiz. Yani gönderilmezdi. O zamanlar kaynana şekeri vardı. Yaş itibariyle bilirsiniz herhalde. O kaynana şekerini bulsak hala yiyoruz. Mısır çarşısında var. Bayram yemekleri burada herkes veremezdi. Bak biz kurban kesmemize rağmen yıllarca yani yemek veremezdik. Niye veremezdik? İşte herkes kendi evinde. Hani büyükler giderdi, gelirdi belki de biz çocuğuz fazlası. Yani hani o kadar şey mesela köy yeri gibi değil. Yani iyi yıllardı, temiz yıllardı, çalışıyorduk, iş vardı, sıkıntı yoktu, herkes para kazanıyordu. Yani kimsenin bir sıkıntısı yoktu. Benim babam tek başına Sümerbank'tan 6 çocuğa bakıp hani her bayram pantolonumuz, ayakkabımız kesinlikle hiç eksik olmazdı. Her bayram 2 tane kurban keserdi. Her bayram bu 25 sene yani şu sokağın başından en sonundan buraya gelmiyordu kurban yani, bitiyordu. Şu an hale göre daha zengindik. Yani zenginliğimizi çaldılar her şeyden önce. Yani dostluğumuz bitti, komşuluğumuz bitti, arkadaşlığımız, her şey bitti. Yani bina yapmaya başladıktan sonra bize hiçbir şey kalmadı. Yani benim köpeğim vardı, doğduğumdan beri hep köpeğim vardı. 30 sene, 40 sene köpek besledim. Yani kedim vardı, işte bahçede kuşlarımız vardı, ağacımız vardı. Hiçbir şey kalmadı. Yani eskiden her şey çok güzeldi. Şeffaf yıllar, temiz yıllar.